Merhaba arkadaşlar. Bugün Xiaomi IP kameranın kutu açılışını ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Aç oğlum. Aç aç çıkart. Bak şurada. Neden? Özellikleri hakkında kısa öz bilgiler vereceğiz. Şunu çek önce. Çek. Çıkart içindekini. Aha. Dur. Dokunma. Çıkma. Şunu da aç. Şunu da aç içini. Yırt şunu. Makinamız sabitleme özelliği var. Şu alt taraftan duvara sabitleyebiliyorsunuz. İster çocuk güvenliği için odada. İsterseniz duvarda kullanabiliyorsunuz. Baba açmadım bunu ben. Ters kullanılma imkanı da var. Ters kullandığınızda Xiaomi Home'dan ayarını değiştirdiğinizde terste çalışıyor. Şuradaki bantı çıkaracaksın oğlum. Çek şu bantı. Bak kaldır, burada bant var. Kaldır onu. Sen biliyorsun, kaldır. Mi Home'a bağlayacağız. Mi Home veya Google Home'a bağlayabiliyorsunuz. HD görüntü, hareket algılama, sesli konuşabilme, yanıt verme, USB desteği, USB-C de bildiğim kadarıyla 256'ya kadar. Smart kamera C200, Mi Home. Elimizdeki malzeme bu. İçinden kablolar çıkıyor. Şunu da yırt bakalım. Baba. Bu açamadım ben. Pilleye demir veya herhangi bir şey yardımıyla. Baba açamadım ben. Yırt bir tanem, yırt. Evet, şunun altına çevirerek sabitliyorsunuz. Önce bunu pilleye demir vesaire vasıtasıyla duvara montajlıyorsunuz. Sonra da bunu buraya çeviriyorsunuz. Oturuyor. İstediğiniz yere hareket ettirebiliyorsunuz. Bu da kameranın elektriğini sağlayan malzeme. Bir tane adaptör yardımıyla kullanmanız lazım. Burada birçok sensörü var. Güzel mi oğlum? Güzel. Hafıza kartını da, yuvası şurada. Buraya takabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Tam burada. Şimdi kurulumuna geçelim. Kurulumu yaparken bazı alanları puslamak zorundayım. Önce Mi Home'a giriyoruz. Sağ üst köşeden cihaz ekle deyip sol alt taraftan kamerayı seçiyoruz. Ondan sonra QR'ını okutma alanından kameranın altındaki QR'ı okutacağız. Bu aşamada cihazı sıfırlama isteyebilir. SD kartın olduğu yerde bir delik var. Oraya 5 saniye basılı tuttuktan sonra sıfırlanıyor. Sonra yönergeleri uygulayıp cihazı Wi-Fi'ye bağlayıp sonrasında cihazla telefonun bağlantı kurmasını bekliyoruz. En sonunda da cihaza isim veriyoruz. Cihazı ve odaya. Cihazımızı bağladık. Mi Home üzerinden bağlandı. Şimdi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Şimdi burayı yukarı aşağı yaptırdığınızda kamera da yukarı aşağı dönüyor. Buradan bildiğim kadarıyla konuşmanız için buradan ses kaydını açtık. Sesi açıp kapayabiliyoruz. Şuradan resim çekebiliyoruz. Buradan video kaydı alabiliyoruz. Burası dokunmatik. İsterseniz buradan da kullanabilirsiniz. Tekrar oynat dediğinizde buradaki Mi Home'a ücret ödeyip bu buluta kaydetmesini sağlayabiliyorsunuz veya SD kart takabiliyorsunuz. SD kart desteği de 256 GB. Birazdan biz eski SD kart takacağız. SD kartta kaydettiği anları buradan geri izleyebileceğiz. Depolama yönetimi yine burada. Burada birçok özellik var. Şu muhtemelen görüntü kalitesi. Otomatik ayarlamış. Şuraya bakalım. Kamera ayarlarında birçok şey var. Ev gözetim asistanının ne olduğunu bilmiyorum ama aktifleştirdiğinde bu da birçok özellik var. Bunların detayına inmeyeceğim. Asistan ayarları, depolama ayarları, cihaz adı, konum yönetimi, cihazı paylaşma, başka bir Mi Home evinizde ailenizden herhangi biriyle cihazı paylaşabilirsiniz. Yazılım güncelleme, ek ayarlar. Burada birçok özellik var. En iyi kullanım SD kartı yüklediğinizde olacaktır. Sağa, sola istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Şu an yerini bilmiyorum ama uzaktan kameradan, kameranın olduğu yerle konuşabiliyorsunuz. Yani kapınızın önüne koyduğunuzda bir hırsız vesaire kapınızı kurcaladığını düşünüyorsanız bağlanıp hırsızla bile konuşabilirsiniz. Ürün bu şekilde. Şimdi de bir günlük kullanım sonrası panelle ilgili bilgi vereceğim. Cihazımız çalıştı. Gece ve gündüz performansına da bakacağız. Bazı hareketler algılamış, bildirimler geldi. Onları inceleyeceğiz. Açıyoruz Mi Home'dan. Bu şu anki canlı görüntü. Canlı görüntümüz oldukça kaliteli. Ben burada kalitesini HD'den 360p'ye düşürdüm bilerek. Zaten ev içinde kullanılacağı için. Yani bir hareket algıladığında sonuçta hırsızın robot resmini çizdirmeyeceğiz. Daha düşük kalitede daha fazla anı kaydetsin. SD kartını çabuk doldurmasın diye. Bu şekilde tercih ettim. Şu an istediğimiz gibi çekebiliriz. Burada bir bebeğin başındaydı.
gözetim kısmındaki burada gözetim kısmındaki bildirimleri görüyoruz. Bunları açalım. Hareket algılamış, kişi algılamış, yeni hareketler algılamış. Bunlarla ilgili zaten bildirimler geldi. Bildirimleri açtığımızdan şimdi gece performansına bakalım. Bu hareketi algıladığında gece performansı nasılmış? Sensörler hareketi algıladığı için, yani sadece görüntünün olduğu alanda bir olay gerçekleşmesine gerek yok. Sensörleri aktif, sesten de hareket olduğunu, bir kişinin orada olduğunu algılayabiliyor. Bunları kaydetmiş. Muhtemelen bunu sadece sesten bir insan olduğunu algılamış, bir hareket görmemiş. Yine de bunu bulabilmiş. Bu gece performansı. Yine burada bir olay var. Burada da bir hareket algılamış. Bunu da bu şekilde izleyebiliriz. Işık yakılmış. Burada odanın ampulünü açmışız. Karanlıkta bu haldeyken sonra bu hale geçmiş. Aynı şekilde burada birçok an var. Bu anları SD karta kaydetmiş. Mi Home'dan da aylık 50 TL gibi bir para ödeyip sınırsız hatırladığım kadarıyla 7 günlük sınırsız video kaydı alabilirsiniz. Kamera internete bağlı olduğu sürece bunu güvenlik önlemi olarak kullanacağınızda yani birisinin bu SD kartın ve bu malzemenin SD kartını çıkarttığında sizin ulaşabileceğiniz eski kayıtları kaydetmemek için Mi Home'dan 50 liralık bir aylık 50 liralık bir paket alabilirsiniz. Böyle olduğunda bir hırsızlığını yapıp SD kartı çıkarttığında kaybolmaz. Zaten buluta kaydettiğinden. Sadece internet bağlantısında olması yeterli, daha güvenli. Tekrar açalım. Kalitesini gördüğünüz gibi 360'a düşürmüştüm. Daha yüksek verimlilik sağlasın diye. Zaten odanın içinde. Kimseye yakın çekim yapmasına gerek yok. Tekrar oynatma alanında bir sürü an var. Hareket algılanan an var, kişi algılanan an var. Bunlar SD kart. Görüntüyü döndürmede görüntüyü terse çevirebiliyorsunuz. Örneğin şöyle dokunduğunuzda aşağı yukarı gidebiliyor. Yani tepeye, tavana astığınızda bu malzemeyi, olanları ters görmemek için bunu değiştirirseniz sağ sol yaptığınızda da yine sağ solu kendi içinde işlemcisiyle çevirebiliyor. Kalibrasyon sağ sola tekrar birçok yöne döndürüp kameranın açısını kalibre ediyor. İnsan takibi yapabiliyor. Odaya veya bir yere birisi girdiğinde onun hareketlerini algılayıp etrafını, bütün hareketlerini kaydetmek için açının dışına çıksa da, yani en azı kapıya koydunuz, sadece bir kapıya görüntüyü odakladığınızda kapıda olan kişi kapından uzaklaştığında da görüntüyü kaydetsin istiyorsanız insan takibini aktifleştirebilirsiniz. Açılır pencerede bastığınızda bunu buraya alıyor. Uygulamayı sürekli açık tutmadan da çocuğunuzu vesaire takip edebilirsiniz. Buraya geri dönelim. Burada da yine benzer birçok özellik var. Deneyerek birçoğunu bulabilirsiniz. Faydalı birçok özellik var. Bu kadar anlatacaklarım. İzlediğiniz için teşekkürler.